Serdar Turgut Amerika'nın derin devletinde hakimiyet savaşı şiddetlendi. Mike Pompeo'nun Amerika Dışişleri Bakanlığı'na Gina Haspel'ın da CIA başkanlığına atandığı gün, Beyaz Saray'ın çok yakınındaki M sokağında bir ofiste kutlama partisi vardı. Bu ofis İsrail yanlısı neokonların buluştuğu Foundation for the Defense of Democracies, FDD merkeziydi. Kutlama partisi FDD başkanı Mark Dubowitz'in Pompeo'nun atanmasından duyduğu tweetten sonra başlamıştı. Washington'ın neokon camiası bir süredir temelinde İran ve Katar'a yönelik politikaların bulunduğu büyük bir tartışmayla sarsılıyordu. Bir tarafta gelenekçiler diye tanımlayabileceğimiz diplomasiye yumuşak adımlara ağırlık verilmesini savunan grup diğer tarafta merkezinde FDD'nin bulunduğu sertleşme yanlıları vardı. Bu konuda neredeyse geçen yılın Temmuz ayından itibaren derin devlet içinde mücadele sürüyordu ve FDD sürekli gücünü artıracak adımlar atıyordu. Nitekim kazanan da onlar oldu. M sokağındaki ofise gelenler. Ana akım medyada pek haberi yapılmayan bu perde arkasındaki derin kavgada M sokağındaki ofise girip çıkanlar gün geçtikçe ilginç olmaya başladı. Eski Türkiye Büyükelçisi ve o dönemden bu yana Washington'da sürekli Türkiye karşıtı görüşler yayan Eric Adelman, Amerika'nın Türkiye'ye sert politikalar uygulamasını savunan Frank Jeffney, Türkiye karşıtı görüşler yaymak için Türkiye'den devşirdiği ajanları kullanan Macar asıllı faşist ve Donald Trump'ın eski danışmanı Sebastian Gorka, Trump'ın eski baş stratejisti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanı görüşleri Beyaz Saray'da dile getiren Steve Bannon, bir ara Dışişleri Bakanı olarak adı geçen ve Türkiye'nin Rusya ile çalışmasının Amerika ve NATO açısından tehdit olduğunu savunan John Bolton, FDD şemsiyesi altında çalışarak Amerika'da İsrail çıkarlarının en önde gelen savunucusu Benjamin Netanyahu'nun arkadaşı milyarder Sheldon Adelson'dan da destek alarak Neokon camiası içinde Trump üzerinde etkisi en fazla olan grup haline geldiler. Birleşik Arap Emirlikleri de işin içinde. Birleşik Arap Emirliği'nin Washington Büyükelçiliği de bu grubun faaliyetlerini gizlice destekliyor. 3 Mart'ta Washington'ın kirli oyuncusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkileri soruşturuluyor başlıklı yazımda olan biteni anlatmıştım ama burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ajanı olan ve şu anda bölgemizde İsrail-Suudi Arabistan-Mısır arasında kurulan işbirliğinin kilit ismi Muhammed Dahlan'la FTD yetkilileri arasında toplantılara aracılık ettiğini de bilmemiz lazım. Katar'la ilişkinin yumuşatılmasını ve İran'la Barack Obama döneminde başlatılan politikanın devamını isteyen Rex Tillerson hedeflerindeydi. Bu grup gerekirse İran ve Katar'da bir rejim değişikliğine varan sert politikalar olmasını istiyor. Sonunda Pompeo ve Haspel'la hedeflerine bir adım daha yaklaştılar. Karşı grup neler yapıyor? Bu arada derin devlet mücadelesinde benim gelenekçi olarak tanımladığım grup da bunları durdurmak için çalışmalar yapıyor. İlk aşamada Haspel'la Pompeo'nun yeni görevlerine atanmalarını komitede soruşturma aşamasında durdurmak ve ondan sonra da Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı bitirmesini Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster aracılığıyla durdurmaya çalışacaklar. Senatoda derin devlet fraksiyonlarının çatışması da görülebiliyor. Örneğin Haspel ilk kez CIA'nin karartılmış operasyonlar bölümünün başına atanacakken işkence de dahil alışılmadık yöntemler kullandığı için kendisine karşı çıkan Demokrat Parti Senatörü ve İstihbarat Komitesi'nin kıdemli üyesi Diane Feinstein şimdi Haspel'ı yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve CIA başkanı olmasına itiraz etmeyebileceği mesajları veriyor. Buna karşı Cumhuriyetçi üyeler arasında görüş ayrılıkları yaşamaya başlandı. Örneğin yönetimde etkili senatör Paul Rand, Haspel'ın atanmasına oy vermeyeceğini açıkladı bile. Cumhuriyetçi John McCain ise kararını atama soruşturmasında alacağı cevaplara göre vereceğini söyledi. Jared Kushner'in gizli bilgilere ulaşma düzeyini düşürten Kelly'nin bu kararı Neocon-İsrail lobisi ortaklığına karşı durma çabasının sonucu olarak yorumlanıyor. Washington'da. Ancak bu lobi şimdi de McMaster'la Kelly'yi görevden aldırmak için perde arkasından çalışmaya başladı. 3 yıldızlı general olan McMaster'ın 4 yıldızlı olarak terfi edilip gönderilmesi için çalışılıyor. Kendi yanlarına çektikleri The Atlantic ve Neocon'ların borazanı olarak bilinen The Weekly Standard dergisinin yayın yönetmeni Bill Crystal'ın yardımıyla McMaster'la Kelly aleyhine yıpratıcı yayınlar da yapacakları söyleniyor. Bu taktiği Tillerson aleyhine daha önce yapmışlardı. Bu grup ve Foundation for Defense of Democracies düşünce kuruluşu Katar'da ve İran'da rejim değişikliğini savunan sertlik yanlısı bir oluşum. Bunların Beyaz Saray'da güçlerinin çok arttığı kesin. Bu olan bitenler sadece Washington perde arkası değil, Türkiye'nin de mutlaka çok yakından takip etmesi gereken gelişmeler. Serdar Turgut, Habertürk.